Evet, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kıymetli katılımcılarımız, İstanbul Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak hazırladığımız programa hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Hepiniz adına, sevgili Fatma hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam, Hoş sefalar getirdiniz. bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Fatma Hocam bizim kıymetlimiz, meslek büyüğümüz, hem bilgisinden hem tecrübesinden istifade ettiğimiz çok kıymetli bir meslek büyüğümüz gerçekten. Bugün Estağfurullah. güzel de bir konuyu birlikte görüşmek, konuşmak, kendisinden dinlemek üzere bir aradayız. Doğrusu aslında katılımcılarımız için şöyle küçük bir giriş yapmak isterim. Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye genelinde 81 il ve ilçe müftülüklerinde 2013'ten bu yana aile ve dini rehberlik büroları kurdu. Ve bu bürolar aslında aileyi korumak, güçlü ailelerin oluşmasını sağlamak, sağlamlaştırmak, yaralarını sarmak üzere bir dizi programlar, mühim faaliyetler yapan bürolar. Bizler de din görevlileri olarak, vaizler olarak müftülükler bünyesinde çalışıyoruz. Ailenin her bir ferdi olan kadın, erkek, çocuk, büyüklerimiz, yaşlılarımız bunlara dair çalışmalar, aile bireylerinin aralarındaki iletişime, bu iletişimin daha güzel, daha iyi olmasına dönük farkındalık çalışmalarımız olmakta. İşte bu neviden başkanlığımız bütün Türkiye genelinde uygulanan bir takım projelerde gerçekleştirmekte. İşte Büyüklere Vefa Zamanı projesi adı altında tüm Türkiye'de uygulanan ve yaşlılarımız konusunda farkındalığımızı artıran bir proje çalışması içerisindeyiz. Biz de İstanbul Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak bugün bu proje kapsamında rahmet ve mağfiret vesilesi büyüklerimiz konulu bir sohbet gerçekleştirmek üzere karşınızdayız. Hocam, doğrusu biz dediğim gibi sizin bilgilerinizden, tecrübelerinizden her zaman mesleki anlamda istifade ettik, ediyoruz. Bu konuda çok da cömertsiniz. Sağ olun, var olun. Bizim için çok kıymetli. Fakat büyükler konusunda da ben biliyorum ki bize farklı bir örnekliğiniz oldu hakikaten. Bizim aklımızdan çıkmayan, yakın zamanda diyelim belki de biraz da oldu ama Hiç rahmet olsun kendisine. Annenizi kaybettiniz, öyle söyleyeyim. Gerçi biraz oldu değil mi hocam? 3 yıl olmak üzere hocam. Oldu mu? Allah Allah. Zaman da ne kadar çabuk geçiyor. Rahmet olsun inşallah. Ama ben Amin. hiç unutmuyorum. Yani siz biz nasıl teyzemiz diye sorduğumuzda ona dair anlatırdınız. Fakat şunu hiç unutmuyorum. Yani annemle birlikte yaşıyorum. Soran herkese annem bende kalıyor. Annem bizimle yaşıyor değil. Annemle beraber yaşıyorum. Annemle beraber yaşıyoruz derdiniz. Bu söz benim çok dikkatimi çekerdi hocam. Dolayısıyla ben sizden öğreneceğimiz tecrübi anlamda da bu anlamda da çok şeyler olduğunu düşünüyorum. Sözü size bırakmadan önce diyorum ki hocam rahmet ve mağfiret kelimelerinden giriş yapsak. Yani rahmet, Evet. mağfiret ne demek? Neden kıymetli? Ya da sadece geçmişlere mi rahmet istenir? Yani Evet. sağların rahmete ihtiyacı yok mu? Buradan bir giriş yapalım. Bazen sürçülisan ediyorum. İşte hayatta olan birine de Allah rahmet eylesin diyorum. Böyle aa vefat mı etti falan. Sonra diyorum ki hayır yani dirilerin de rahmete ihtiyacı vardır. Hepimizin Evet. rahmete ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim güzel duygularınız, düşünceleriniz için. Allah layık etsin, bildiğiniz gibi etsin inşallah. Hocam şimdi biliyorsunuzdur belki katılımcılarımız ilk defa duyanlar olacaktır ama benim biraz Esma-i Hüsna üzerinde bir gayretim oldu uzun bir süre 6 yıl kadar Diyanet Aylık Dergi'de her ay Esma-i Hüsna'dan birini yazmak nasip oldu. Sonra hiç hayal bile edemezdim.
Allah razı olsun, Huriye Martı hocamızın rehberliğiyle, işaretiyle bu yazılar kitaplaştırıldı. Bu Esma Hüsna, ben biraz yazı çizi işleriyle de uğraşıyorum kenardan. Esma Hüsna kitabının, 99 Esma Sonsuz Mana isimli kitabın hep böyle hikayesine kendim de şaşmışımdır ve şöyle derim. Cenab-ı Hak acaba bizde nasıl bir hayır gördü de bunu bize nasip etti, lütfetti diye. Şimdi rahmet ve mağfiret, Rabbimizin işte Rahman Rahim isimleri ve gafera kökünden türeyen gafir, gaffar, gafur isimlerinin anlamlarını içeriyor. Rahmeti biliyorsunuz, bir insanın aklına gelebilecek her türlü iyilik, maddi, manevi, dünyevi, uhrevi, bedeni, ruhi, ne düşünürseniz, yani rızıklar bu kapsamda, sağlık bu kapsamda, sevgi, merhamet, şefkat, iyilik duyguları bu kapsamda, yani Rahman ve Rahim isimlerinin dışında kalan bir iyilik hali yok. Tekrar ediyorum, maddi, manevi. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmetine muhtaç olmayan, onun faydalanmayan hiçbir varlık da yok. Zaten bir varlığın var olması Cenab-ı Hakk'ın ona rahmetiyle en başta daha tecelli etmiş olmasıyla mümkün. Rahman ismini böyle açıklarlar alimlerimiz. Dolayısıyla çok kapsamlı bir iyilik ifadesi. Şimdi Esma-i Hüsna alimleri derler ki hocam, Cenab-ı Hak işte Rahman ismiyle bütün bu mahlukata, onları daha var ederken onlar için optimum iyilik halini, yani işte mesela sadece havayı bile örnek vermek buna yeter. İşte havada belli gazların belli oranlarda bulunduğunu biliyoruz. İşte meşhurdur, biliyorsunuz, vaizler bunu çok kullanır. İşte azot şu kadar eksik olsa, oksijen şu kadar fazla olsa her şey yanardı. İşte karbondioksit şu kadar fazla olsa her şey hayat olmazdı vesaire. Yani o havanın, suyun, işte iklimin, coğrafyanın neyi gerektiriyorsa, hatta bize kötülük gibi gelen işte buzulların, çöllerin bile varlığımızın devamı için bir anlamı var. Bunların hepsi bütün lütufları, yani işte iç organlarımızın çalışması, bedenimizin çalışması, içimizde bir takım ruhi süreçlerin bizim tekamülümüz için biz farkına varmadan çalışıyor olması, bizi motive ediyor olması, içimize bir arayış duygusunun konulmuş olması, bir anlam arayışının konulmuş olması, bunların hepsi Rahman isminin tecellisi. Derler ki Esma-i Hüsna alimleri, bir insan, şimdi bunu yaşlılarımıza, büyüklerimize bağlayacağım. Bir insan bu Rahman ismiyle kendisine peşinen verilen merhameti doğru yolda kullandığında bir de Rahim'in tecellisine mazhar olur. Rahim yani kazanmayı gerektirir, hak etmeyi gerektirir. Rahim isminin içerdiği merhamet. Rahman isminin içerdiği merhamet ise bir kazanma, bir gayret gerektirmez. Peşin peşin her varlığa verilir. Bir defa merhamet, rahmet böyle bir şey. Yani biz hayatımız boyunca hocam, işte çocuklarımızın istikameti için Allah'ın merhametine muhtacız, rızık genişliği için Allah'ın merhametine muhtacız, aklımızın, kalbimizin, gözlerimizin, kulaklarımızın, ömrümüzün sonuna kadar sağlık içinde çalışması için Allah'ın rahmetine muhtacız. Her halükarda Allah'ın rahmetine muhtacız ve bir toplumdaki büyükler de o toplumun ihtiyaç duyduğu merhamet için yeryüzünde bir vesile, yani onları ziyaret etmek, onların hayır duasını almak, işte onların ihtiyaçlarında bulunmak, onlara saygı ve hürmet göstermek bize, bizim ihtiyaç duyduğumuz rahmet için bir vesile kılınmış. Mağfirete geçeceğim ama önce şunu söyleyeyim hocam, ben bu yani yer ve gökle ifade edeyim. Gökten gelecek merhamete ulaşabilmemiz için yerden o merhameti celbedecek niteliklerin hasıl edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir hayal kuruyorum zihnimde bu konuyu kavramak için. Şöyle mesela, işte ormanların çok olduğu bölgelerde yağış daha çok oluyor. Neden? Çünkü ağaçlar yağmur bulutlarını çekiyor. İşte çöller belli bir şeyi çekiyor, değil mi? Yani denizler, okyanuslar mesela fırtına üretiyor. Fırtınalar deniz ve okyanuslarda ürüyor. Yani yeryüzündeki coğrafi bir takım hadiseler, olaylar veya oluş şekilleri gökten çeşitli olayları, kimi zaman
rahmet vesilesi olan yağmuru, kimi zaman da azap vesilesi olan fırtınayı, şimşekleri, yıldırımları çekiyor. İşte bunun ben hocam metafizik boyutta da böyle olduğu kanaatindeyim. Yani bizim hallerimiz, tavırlarımız, davranışlarımız, konuşmalarımız. Mesela çok üzüldüğüm bir şey var, konuyla ilgisiz ama parantez içinde belirteyim. Giderek her eğitim seviyesinden, her kesimden gençlerimizin daha çok küfürlü konuştuklarına şahit oluyoruz. Sosyal medya yazışmalarında diye düşünüyordum ben bunu. Hayır, günlük hayatta da böyleymiş. Hatta bazı birkaç gencin de benim yanımda istemsiz bir şekilde ağızlarından kaçırdıklarına şahit oldum. Sonra biraz şey yaptılar, mahcup oldular ama o kadar kullanmaya alışmışlar ki hani günlük hayat konuşmanın bir parçası olmuş günlük dilin. Şimdi küfürlü konuşma mesela neyi çeker gökyüzünden, gökten? Yani işte haksızlıklar, gözyaşları, zulümler, hakaretler, bir toplumda zayıfların ezilmesi, işte kadınların haklarının verilmemesi, çocuklara eziyet, işkence edilmesi, gökten yani bereketi çeker mi, rahmeti çeker mi, yoksa gazabı mı çeker? İşte hiç unutmuyorum, çok çok seneler önce, yani 40 seneye yakın, hani 30'dan fazla. Üsküdar'da bir oyuncakçı dükkanında girdim. Çocuklara oyuncak alıyorum. Bir kadın bebek arabası alırken dükkan sahibini kandırmış. Bir şekilde nasıl yaptıysa kandırmış. Dükkan sahibinin de yaşlı babası var, orada oturuyor. Adam o kadar şaşırmış ki bir kadının sahtekarlık yapmasına. Kendi böyle yöresel şivesiyle, tam şimdi yapamayacağım, doğulu bir amca. Diyor ki kadınlar da sahtekarlık yapıyor diyor. Allah Allah diyor. Yani illa diyor gökten diyor bela mı yağması lazım? Pahalılık da bir afettir, hastalık da bir afettir, trafik de bir afettir. Afetleri sayıyor. Hani bizim içinde yaşadığımız için alıştığımız bazen afet olduğunu göremediğimiz, bela olduğunu göremediğimiz. Yani mesela insanların, gençlerin işte patır patır dinden çıkması, değil mi? Dinden uzaklaşması hocam. Kutsallarımızın artık kutsal olarak görülmemesi, kutsal duygusunun kaybedilmesi. Yani insanın bizden önceki nesillerin hissettiği bazı duyguları kaybetmiş olmamız bile bizim için bir afettir aslında. Yani o merhametin bizden çekildiğini gösterebilir. Ama ben hani akşamın bu vaktinde bizi dinlemeyi seçen kıymetli dinleyicilerimize de hani böyle karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Biz demek ki tersini düşünelim şimdi. Zikrimizi artırırsak, güzel dua ve temennilerimizi artırırsak, bilhassa birbirimize gıyabında dua etmeyi bir alışkanlık haline getirirsek, hatta zaman zaman da espri yapıyorum. Bakın diyorum, benim de bir sünnetim olsun bu. Birisi aklınıza geldiği zaman, çünkü aklımıza gelir illa birileri çağrışım yoluyla, hemen ona bir dua edin. Yani o anda sizin duanıza ihtiyacı vardır. Bir cümleyle, bunun için yani oturup ellerini açıp işte bir seremoni yapman gerekmez. Bir cümleyle dua edebilirsin. Allah yardımcısı olsun. İşte hastaysa Allah şifa versin. Ne bileyim, gam keder içindeyse Allah halas nasip etsin diyebilirsiniz. Yani rahmeti celbedecek davranışları ve sözleri, özellikle bilhassa zikirleri, duayı, dualı bir dili artırmamız gerektiğini düşünüyorum. İstisnalar hariç bazı yaşlılar da hakikaten, yani Allah yardım etsin onların etrafındakilere, çok sözüm meclisten dışarı, yani çok Nemrut olabiliyorlar. Onun dışında onlar çok istisna ama bizim toplumumuzda. Yaşlılar, dikkat ederseniz ben de kendimde o alametleri görmeye başladım hocam. Çok böyle ağızları dualıdır. Yani hep dua ederler. En ufak bir şeyden dolayı dua ederler. Hatta bazen artık yakınları bundan o kadar bizar olur ki tamam işte falan diye onu böyle susturmaya çalışırlar. Ben hep yaşlılarla büyüdüm hocam. Şöyle oldu. Benim annem ve babam ikinci evlilikleriydi. Dolayısıyla annem ve babam da yaşlıydı yani. Hani benim yaşıtım olan arkadaşlarımın anne babalarına kıyasla yaşlı sayılırlardı. Biraz da ailede böyle kronik hastalıklar vardı. İşte amcamlar, babaannem bizimleydi mesela, o hep hastaydı. İşte amcamlar hastaydı, babam rahatsızdı falan. Şimdi babamın rahatsızlığı bir 7-8 sene sürdü, giderek arttı. Son 5 senesinde konsantratör cihazıyla yaşadı babam. Devamlı yatakta, yani hasta biri.
Bir de mahallede bir komşumuz vardı. Babamı çok belli aralıklarla ziyarete gelirdi. İşte babam da ona böyle çok minnettar olurdu. Çünkü akraba değil, hani arkadaş değil, yaşıtı değil, çok genç bir beydi. Yaşıtı değil, hani böyle şaşırtırdı babamı ve işte babam ona çok dua ederdi. O da derdi ki, Hacı amca, ben senin için gelmiyorum, kendim için geliyorum derdi. Allah Allah. Seni mutlu etmek için, sana iyilik yapmak için gelmiyorum, kendime iyilik yapmak için geliyorum. Yani seni ziyaret ederek, senden dua alarak kendime iyilik etmek için geliyorum derdi. Öncelikle bu rahmeti celbedecek bir ahlak ve yaşayış üzere olmamız gerekiyor hocam. Yoksa öyle rahmet, tamam, Rahman isminin tecellisi peşin peşin veriliyor ama Rahim'in tecellisine mazhar olmak için bizim de bir ahlak ortaya koymuş olmamız gerekiyor. Yani Mağfiret. iyiliğimizi çoğaltmamız gerekiyor. Evet hocam, ben yani onu Evet. celbedecek iyiliği çoğaltmamız gerekiyor. Zaten Allah çok cömerttir, hadsiz hesapsız. Yani bizim yaptığımıza bakarak vermez ama o bizim bizden gelecek olan küçük bir yöneliş oradaki o rahmet hazinelerini harekete geçirir. Yani kelebek etkisi diyelim biz buna. Yoksa yani hani sen şu kadar namaz kıldın, hadi sana şu kadar rahmet, öyle olsaydı yani çoktan dünyanın sonu gelirdi. Bu kadar kötülük hep karşılık görecek olsaydı, bu kadar az iyilik yani yetmeyebilirdi dünyanın devamına. Efendim, mağfirete gelince hocam, üç tane ismi var Rabbimizin Esma-i Hüsna listesinde bu kökten. Gafir, Gaffar ve Gafur isimleri. Tabi bunlar gayın harfiyle ama Türkçe'de biz onu G ile telaffuz ediyoruz. Gafir, mutlak anlamda kusurları bağışlayan demek. Gaffar, bir kusuru ne kadar çok kere işlemiş olursan ol bağışlayan demek. Gafur ise ne kadar çok çeşitli kusurların olursa olsun bağışlayan demek. İşte yaşlıların, bilhassa hadis-i şeriflerde malumunuz, rahmet ve mağfiret vesilesi olarak görülmüş olması, yani bizim yaşlılara olan muamelemize bakılarak bize muamele edilecek. Rahmete ne kadar hak kazanıyoruz, mağfirete ne kadar hak kazanıyoruz. Bu mağfirete olan ihtiyacımız da rahmetten aşağı kalır yanı yoktur hocam. Evet. Benim çok dikkatimi çekmiştir peygamber kıssalarında, peygamber dualarında. Bütün peygamberler Allah'tan bağışlanmayı isterler. En son ben de şöyle bir hissiyat, şöyle bir algı oluştu. Yani bu hayatın hedefi ve bir insanın en üst düzeyde Allah'tan isteyeceği şey, en üst dua öyle diyelim. Ve en büyük başarı, bir insanın yani hayatının sonunda varacağı en büyük başarı mağfirete hak kazanmış olmasıdır. Evet. Mağfiret kusurların örtülmesi demek, affedilmesi demek. O kadar ki hocam, şimdi sizler benden daha iyi bilirsiniz, çok nazik, Estağfurullah. hassas, dikkatli insanlarsınız hocam. Mesela bir insanı affedersiniz, yani hatasını affedersiniz ama hani bir de böyle yani bak bunları da yaptım biliyor musun hani dersiniz, yani o bir mahcup olur yani. Veyahut da hani siz hiç dile getirmeseniz bile siz de biliyorsunuzdur, o da biliyordur, herkesin hatırındadır. Ortam böyle hep bir hani böyle bir gerginlik vardır böyle yani hani şimdi gündeme geldi, şimdi gelecek, inşallah gelmez falan diye herkesin aklındadır yani. O eksik, o kusur her neyse ortamda bütün ağırlığıyla bulunmaktadır. Nefis var çünkü. Efendim? Nefis var çünkü. Nefis var, bir de hatıra, yani çıkaramıyorsunuz zihninizden. Evet. Onun için ben diyorum ki yani tamam bak günah işleriz, Allah affeder falan ama bu unutamama meselesi var ya, o çok ızdıraplı bir şey. Şimdi bir laf lafı açıyor. Bir arkadaşım, artık epeyce arkadaş olduk, bireysel olarak da görüşüyoruz. Tamamen böyle din dışı bir hayattan İslam'a yaklaşmıştı işte sohbetlerde tanıştıktan sonra. Kendisi yani gurme düzeyinde alkol kullanan ve hani şarabın yılını falan bilen, hani böyle içince yılını söylüyorlar ya, o düzeyde birisiymiş. Bana epey oldu diyor ki,
İşte hacca gittiler, namaza başladılar. Çok güzel bir hayatları var Ne elhamdülillah. kadar güzel. Bana dedi ki Fatma hocam biliyor musunuz dedi. Tadı aklıma gelince burnumun direği sızlıyor dedi. Allah Allah. İşte bu günahı hatırlamak da problem hocam. Yani günahın tadının aklınızda kalması. Onun için hiç günah işlememek en iyisi yani aslında. Elhasıl işte böyle günah bir ortada ağırlığını yani dile Evet. getirilmese de o kusur ağırlığını ortada hissedersiniz. İşte hocam Gaffar ismi Cenab-ı Hakk'ın bu kusurları örtücü ismi tecelli ettiği zaman günah işleyene günah işlediğini unutturacakmış Rabbimiz ki huzuruna vardığı zaman mahcup olmasın diye. Allah Allah, nasıl bir Yani sevinç. Allah'ın huzuruna varınca hani ya ben Rabbime şu hataları da işledim. Ne olacak benim halim? Ha Cenab-ı Hak affediyor, cennete koyuyor ama hep içinde bir mahcubiyet, hani hep bir utanç. Nasıl ben onları yaptım Rabbime karşı diye onu da hissetmesin kulum. Yani kendisini kötü hissetmesin. Şimdi bu mağfiret nasıl bir şey hocam? Nasıl bir Onun şey? için biz buna ne kadar muhtacız yani? Yani cennetin tadını çıkarmak bile buna bağlı. Hani cennete Kesinlikle. girdiniz, içinizde bir eziklik. Gerçi cennette kötü duygular olmayacak ama en azından yani o mağfireti alana kadar. Dolayısıyla çok ihtiyacımız var hem rahmete hem mağfirete. Belki de şöyle hani bu kadar ayırmak doğru değil ama hani rahmete şu zamanda, mağfirete şu Evet. zamanda diye ama kısaca yani hayatın başında rahmete, sonunda da mağfirete çok ihtiyacımız var. Bunlar olmazsa olmaz. Her günün başında rahmete, sonunda da mağfirete ihtiyacımız var. Onun için hocam, yani yaşlılarımız bir fırsat, bir ganimet bizim için. Bunu bize kolaylaştırıyorlar. Bu tabii işin dini, manevi boyutu. Yaşlılarımızın aslında doğru, yaşlılarımızın demeyelim, aile büyüklerimizin diyelim, Evet. çevremizdeki eş, dost, ların aile büyüklerinin. Toplumumuzdaki evet büyükler hepsini dahil Evet, yani edebiliriz. sadece bizim hani ana babamız olması gerekmiyor. Bizim için nasıl bir rahmet ve mağfiret olduğu şuradan da ortaya çıkıyor hocam. Şu günlerde geçtiğimiz yıldan beri bir program yapıyorum ben. İstanbul Tarihi Eğitim Vakfı var, Araştırma Vakfı var İstev'de. Kur'an'ın kadınları. Konumuz bu. Hazreti Havva'dan başladık. İşte Peygamber Efendimizin eşlerine kadar Kur'an'da bahsi geçen kadınlar çerçevesinde kadınlarla ilgili meseleleri konuşuyoruz. Mesela işte Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarını konuşurken kadının çalışması konusunu konuştuk. Şimdi bu kadının çalışması konusunu konuşunca 250 kişi bu gruptaki arkadaşlar. Şimdi dinleyicilerden biz de katılalım falan diyenler olacaktır. Doldu, bitti kayıtlar arkadaşlar. Ders bitmek üzere. Yani ikinci senenin son ortasındayız. Kadının çalışmasını konuşunca ben gruptan bir ödev istedim hocam. Dedim ki kadının çalışmasının avantajlarını, dezavantajlarını ve çözüm önerilerinizi bana yazın. Gönderin. Böyle bir bakalım ortaya ne çıkacak. Bugün sabah o çalışmanın değerlendirmesini yaptık. 120 kişi göndermiş. Gene de ben 250 kişiden de istemiştim ama 120 kadın göndermiş. Fakat 120 de çok iyi bir sayı. Siz akademik Çok iyi, araştırmalar çok iyi. yapıyorsunuz. Bu tip sosyal çalışmalara hem de Çok iyi. yazılı cevap vermek suretiyle 120 kişinin katılması bence büyük bir Gerçekten rakam. çok iyi. Hocam şimdi ne çıkıyor biliyor musunuz problem? Kadının çalışması, iş hayatındaki işte katılımı, neden avantajları nelerdir uzun uzun anlatmışlar. Yani 2 saat sürdü bizim onu değerlendirmemiz. Şimdi oraya girecek değilim. Problemlerin kaynağında hocam çocukla anne arasındaki ilişkinin gerilmesi var çalışan kadında. Yani gerilmesi neden? Çünkü yetemiyor. Anne yetemediğini düşünüyor. Hele de aynı çatı altında yaşayan fertler hem hanımının çalışmasını ama hem de geleneksel rol dağılımının sürmesini istiyorsa ailede ciddi bir yük biniyor kadının sırtına. Çözüm yollarından bir tanesi hocam ailedeki yaşlılardan, yakınlardan yararlanılması, bunların birbirlerine yardımcı olması. Şimdi ben çocukluğumda dediğim gibi işte babaannemle yaşadık. Ve babam da Allah rahmet eylesin bizi çok köye götürürdü. Yazları yani her yaz yıllarca uzun bir süre yani ortaokula gidene kadar
Her yaz biz köye gittik. Bazen bir ay, bazen 2 ay yazın köyde kalırdık. Dolayısıyla köy hayatına da bir aşinalığımız oldu. Bu büyük bir kazanımmış. Şimdi baktığımda anlıyorum bunu. Orada mesela artık yatalak ölüm döşeğine yatmış yaşa gelinceye kadar herkes bir işe yarar. Herkesin yapacağı bir iş vardır. Mesela şimdi evde herkes hatırlıyor. Ben işte söylemesi ayıp kış mevsimine hazırlık için bezelye falan aldığımda bir 5-6 kilo bezelye aldığımda veya barbunya hani buzluğa koymak için onu böyle poşetle hemen getirir annemin odasına koyardım. Çünkü onları annem ayıklardı. Güzel poşetlerdi onları falan. Yani şehir hayatında tabii bu birbirine duyulan ihtiyaç daha az. Çünkü kapitalist sistem gene oraya da değinmeden geçemeyeceğim. Büyük aileyi parçaladı hocam, çekirdek aile yaptı. Şimdi çekirdek aileyi de parçalıyor. Tek ebeveynli aile normalleşmeye başladı. Giderek bu da parçalanacak hocam. Tek tek bireyler kalacak. Çünkü şey yapmaya çalışıyormuş, yeni insan, yani planlanan yeni insan mülkiyetsiz. Bakın, hiçbir mülkü olmayacak, bir yere bağlılığı olmayacak, hiçbir insanla bağlılığı olmayacak, mobil olacak. Yani şirketler nereye isterse oraya gidecek, icabında iş yerinde yatacak, kalkacak. Tamamen yani patronlar için çalışacak, kendine ait hiçbir hayatı olmayacak bir insan isteniyor. Ve tabii çok tüketmemiz isteniyor. Çok tüketmemiz için bu dayanışmanın azalması gerekiyor ki İşte kreşler de para kazanacak, anaokulları da para kazanacak. İşte siz bütün her şeyi hazır alacaksınız. Yani çocuğunuza vereceğiniz elma püresini bile hazır alacaksınız. Yani kimse elma soyup rendeleyecek vakti yok. Hani onu hazır alacak. Yani ailedeki büyüklerin nasıl bir rahmet olduğunu daha buradan anlıyorsunuz. Yani mesela ben evet bizim çalışma şartlarımız da çok elverişliydi. Esnek zamanlı olması açısından ama büyüklerden yardım almanın, yakınlardan yardım almanın, büyük ailedeki kadın dayanışmasının ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bugün bir kez daha anladım. Yani o araştırmanın sonuçlarını birlikte değerlendirirken. Hocam burada bir şey söylemek istiyorum. Yani kesinlikle çok hak veriyorum. Yani bunlar hepimizin yaşadığı, yani aslında büyüklerimiz zevkle destek oluyorlardı. Yani Evet. oldular bugüne kadar. Fakat bize gelen sorulardan çıkan bir şey var son zamanlarda. Yani bazı gençlerin işte ben şöyle çalışıyorum, şunu şunu yapıyorum. Tabii bakacak filan. Yani kayınvalidesinden ve annesinden mecburmuş gibi bunu beklemesi gibi bir durum da ortaya çıkmış. Yani bu da hiç istenmeyecek Evet. bir şey yani. Hoş bir şey değil yani bu tavır, O bu beklenti. kayınvalidelerle ayrı bir toplantı yapalım hocam. Sınır meselesini onlara anlatalım. Kimsenin kölesi olmadığımızı. Evet, Yani ben de yani o şimdi da hani hem yanlış. anneanne hem babaanne artık ben hani o büyük konumuna geçtim. Hep beraber çözüm bulunmalı, destek olunmalı, yardımcı olunmalı ama Herkes sınırlarını bilmeli. Kimse kimsenin hani yükünü sonuna kadar yüklenmek zorunda değil tabii ki. Ya bu hocam zorunda kelimesinden ben hiçbir zaman hoşlanmadım. Çok küçük çocukken hatırlıyorum, hatta yerini bile hatırlıyorum. Çamlıca Kız Lisesi'ne gidiyordum ortaokula. İşte anne babalarımız bizi dünyaya getirdi, bakmak zorunda. Hani bundan çok rahatsız olduğumu hatırlıyorum. Evet. Hiç kimse bir şey yapmak zorunda değil. Çünkü yapmama seçeneği var. Evet. Yani yapmamayı, hani o iradeyi Allah Teala bize verdiğine göre demek ki yapmayı seçiyoruz. Yani çocuğumuzla ilgilenmeyi seçiyoruz. İşte ne bileyim yani her şey Yani için. dolayısıyla zorunluluk kıymeti ortadan kaldırıyor. İrade kıymet getiriyor o yaptığın Evet, işe. evet, Seçmek evet. kıymet getiriyor. Hocam denge, yani biz dengeyi istiyoruz. Evet. Büyüklerimizin yardımını talep ediyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var ama yani haddimizi de bilmek durumundayız. Dengeyi istiyoruz. Evet, Evet hocam. evet. Hocam şöyle yani yardımını istiyoruz derken yardım edemeyebilir. Yani Tabii. rahatsızlıkları olabilir, başka sıkıntıları olabilir veya o öyle bir durum vardır ki aranızda dünya görüşü farklılığı vardır. Çocuğunuzu ona bırakmak istemezsiniz. Hani o da olabilir. İlla yani o bana yardım edecek, bari ben de ona katlanayım falan. Hani böyle bir karşılıklılık
bahsetmiyoruz rahmet ve mağfiret derken. Yani ben onun dünyadaki rahmetin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Yani mesela çocuğunuz eve geldi, kapıyı açacak biri var evde. İlla yani fiziksel bakım şart değil. Hani anlatabiliyor muyum? Evinizde bir büyük varsa hocam, daha dikkatli davranıyorsunuz birbirinize aile üyeleri olarak. Yani çocuğunuza çok bağıramıyorsunuz, kızamıyorsunuz. İşte eşler birbirine daha dikkatli konuşuyor. Yani çünkü evde biri var. Hani onu üzmek, rencide etmek veya moralini bozmak, canını sıkmak istemiyorsunuz. Böyle kol Tam kırılır, yün olarak bir içinde. rahmet, rahmet bu Evet, yani. kol kırılır, yün içinde kalır olabiliyor mesela. Öyle oluyor. Hani o görünmez Allah katından gelecek olan manevi fuyuzatı zaten kelimelerle anlatmak ve bizim hani onları tadad etmemiz, sıralamamız mümkün değil. Ama daha hayatın içindeyken bile yani o rahmeti, o lütufları görebiliyoruz. Tabii bu kadar toz pembe değil hocam. Şimdi biraz madalyonun arka tarafına da bakmakta yarar var. Arkadaşlarımız kim bilir ne sorunlar yaşıyorlar. Biz de işte ben de görev yaparken aile büyükleriyle, kendi anne babasıyla bile çok sıkıntılar yaşayan belki yüzlerce problem dinlemişimdir. Bu çok doğal hocam. Çünkü nesil farkı var, kuşak farkı var, anlayış farkı var. Mesela ben hatırlıyorum, yani şu anda bir genç kızın kaç tane çantası var? Benim Sayısı. babaannemin hiç kol çantası yoktu yani. Hani şimdi hiç hayatında kol çantası olmamış bir kadın, bir genç kızın hani 5 tane, 10 tane kol çantasının olmasını nasıl normal karşılasın yani? Dolayısıyla işte israf ediyorsunuz, ne gerek varsa bu zaten vardı falan diyecek. Yani böyle şeyler olacak. Kültür farkı, kuşak farkı illaki olacak. İşte burada mesela çocuklarımıza büyüklerle konuşmak, işte onları hani onlar söylesinler, tamam bu senin hakkın, işte yapabilirsin, ben sana buna izin veriyorum, ama hani onunla da bu konuda çatışma, haklısın de, işte doğru söylüyorsun babaanne de, işte ne yapalım biz biraz öyleyiz de. Bakın bunlar hep insan idare etmeyi çok küçük yaştayken öğrenmemizi sağlıyor. Kendine hakim olmayı, biliyorsunuz İslam ahlakının, bunu çok seviyorum hocam bu tespiti. Ahmet Hamdi Aksek'in Ahlak Dersleri kitabını da ben 2 yıl kadar böyle okutmuştum satır satır. Orada bir cümlesi var, diyor ki İslam ahlakının nihai hedefi kişinin kendine hakimiyetini temin etmektir. Yani hilm ahlakı ne demektir? Hilm, reaksiyoner olmamak demektir. Kendini tutmak, kendini kontrol edebilmek, her ağzına geleni söylememek, her aklına eseni yapmamaktır. Tersi cahiliyedir. Yani aklına estiği gibi davranmak, dürtüsellik bugünkü karşılığı. İslam'daki, yani İslami terminolojide işte cahiliye deniyor ona. Şimdi bir büyükle yaşamak, yani adap edep öğrenerek tabii yaşamak neyi sağlıyor hocam? Kendini kontrol etmeyi, kendine hakim olmayı sağlıyor. Bu tabii aşırıya vardığında rol yapmayı, ikiyüzlülüğü hani teşvik de edebilir. Yani aile apartmanı problemi dediğimiz bir problem var sonuçta. Yani böyle herkesin birbirinin arkasından işte çekiştirdiği ama yüzüne karşı da hani böyle şey yaptığı, böyle bir ikiyüzlülük, bir güven, kimsenin kimseye tam olarak güvenememesi, mahremiyete riayet edilmemesi, sınırlara riayet edilmemesi. Ama bana sorarsanız beri taraftan da bu zor insanlar, böyle masa başında konuşmak kolay diyebilir dinleyenlerden bazıları. Yani ah ah siz bizim neler çektiğimizi bilmiyorsunuz diyerek dinleyebilir bizi. Ama biz de yani gül bahçesinde yaşamadık arkadaşlar, onu bilin. Hani biz de çok şeylerle mücadele ettik, ediyoruz. Zor karakterlerle beraber olmak, sınırlarınızı çizmek, korumak, işte haysiyetli yaşamak konusunda müthiş bir temrin sağlıyor. Yani böyle hani sizin saygınlığınız, izzetiniz, işte haklarınız size altın bir tepside sunulmuyorsa, onları sizin böyle hem elinizde tutmanız, korumanız, daha doğrusu en Mücadele. baştan kaybetmemeniz, yani onları kaybetmemeniz, sonra da böyle koruyabilmeniz çok böyle emek gerektiriyor, dikkatli, özen gerektiriyor. Bazen bunun için yardım almak gerekiyor. Çünkü biraz böyle yolunuzu kaybetmiş olabiliyorsunuz bu süreçte. Dolayısıyla bu da bizi kuvvetlendiren bir şey. Yani şuna benzetiyorum hocam ben bunu. Mikroplarla hiç tanışmamış olmak,
Bir de tanışmış olmak. Yani mikroplarla tanışmış olmanız geniş aile bu imkanı sağlıyor mesela. Mikroplarla, yani mikrop dediğim burada insanlara mikrop demeyeyim, çok çirkin olur. Yani böyle olumsuzluklarla küçük yaştayken tanışmış olmanız idareyi maslahatçı kılıyor sizi, yani böyle hani insanları Evet. idare etmeyi Başka becerebilmeyi. yerlerde de, hayatın başka Evet, hayatın evrelerinde de başka yerlerine o de gücü, kesinlikle. o zırhı kuşanmış olmayı Heh, gibi. bu da bir rahmet yani. İşte herkese Evet. nasıl davranılır, her lafa atlanmaz. İşte büyükler konuşurken mesela Gazali'nin bir sözü var, Eyyühel Velette galiba. Şey diyor, çocukların diyor bir tek şehveti vardır diyor. Yemek yemek. Eğer diyor yemek konusunda kendine hakim olmasını sağlayabilirsen gelecekte bütün şehvetlerini kontrol edebilir diyor. Bunun Çocuk için diyor eğitimi mesela, ta evet, orada. bunun için mesela diyor haftada bir gün diyor yemek yapmayın. Kuru ekmek yesin diyor. Şimdi bizim mesela babaannemle yaşadık dedim ya hocam. Büyükler oturmadan oturulmazdı sofraya bizim ailemizde. Babaannem başlamadan da başlanmazdı. Şimdi bugün yani çocuk hiç büyük falan takmıyor yani. Bu özgürlük mü, iyilik mi yani o çocuğa? Kendini kontrol etmeyi, başkaları ne yapıyor diye bakarak ortama uyum sağlamayı öğrenmiyor. Ben bunu öğreniyor yani. Ben Evet. nesli Evet. bunu öğreniyor ve bu onu tamam yani hadi biz ezildik onlar ezilmesin diyelim ama onu zayıf bırakıyor. Yani lehine olmuyor ki uzun vadede. Aleyhine oluyor. Çok seviyorum dinlemeyi. Acar Baltaş Hoca var. Bir bakın Evet. dinleyicilerimiz de bir baksın. Yani dini perspektiften değil, tamamen pedagojik perspektiften konuya bakıyor ve diyor ki yani çocuklarınızı bu konfor alanından biraz dışarı çıkarın diyor. Buradan dışarı çıkmadıkça hiçbir şey yetişmez, hiçbir şey çıkmaz diyor. Hiçbir şey Evet. çıkmaz o çocuktan diyor. İşte disiplin şart diyor mesela. Disiplin nedir diyor. Disiplin deyince insanlar böyle otoriter baskı falan zannediyorlar. Disiplin o nefis demiyor da dürtüler diyor. Yani arkadaşlar nefsin isteklerine karşı koyabilmektir. Disiplin budur diyor. Ve bunu Evet. sürekli yapabilmektir. Nefsin isteklerini kontrol edebilmek, işte Ahmet Hamdi Akseki ile aynı yere geldi yani. Geldik. Kontrol edebilmek ve bunu sürekli yapabilmek. Yani bir öyle bir böyle değil. Şimdi işte büyükler bunu sağlıyor hocam. Yani sofraya oturuyorsunuz, bekliyorsunuz. Bir çocuğun işte karnı açken köfteler kızarmış, işte neyse kokular mis gibi sofra kurulmuş. Yani 5 dakika da olsa orada masada bekleyebilmesi çok büyük bir irade gücü, çok büyük bir irade Gerçekten evet. egzersizi. Bu açıdan rahmet, her açıdan rahmet yani. Ama dediğim gibi arkadaşlar şunu da bilsinler ki bazen kardeşlerimle bu konuyu konuşuyoruz da diyorlar ki ya abla sen işte anlatıyorsun ama hani biz başka evlerde mi büyüdük diyorum ben bazen diyor dinlerken. Yani böyle gül bahçesi gibi anlatıyorum, öyle değil biliyorum ben de yani. Zorlukları var arkadaşlar ama uzun vadede bu zorluklar işte rahmete dönüşüyor. Evet. Her Hocam şey öyle. yani zor insandan bahsettiniz ailede. Hani yaşlı olup zor. Yani zor insan olmayabilir ama hastalıkla Tabii. zorlaşmış bir hayat olabilir. O da Evet. evlatlara ve torunlara zorluk olarak yansıyabilir. Yani mesela Şöyle onun şeyin söyleyeyim başka hocam. tarafı. Geçen de bir vesileyle çok kıymetli bir kadim dostumdan dinledim. O öyküyü sizinle paylaşayım. Lütfen. Bu arkadaşımın dedesi kıymetli bir tasavvuf erbabı, kıymetli bir insandı. Ondan sonra ailelerinde de böyle çok problemli bir tip varmış. Yaşı çok küçükmüş bu aile büyüğünden. İşte bu insan böyle sorun çıkarırmış sık sık. Ondan sonra bu aile büyüğü, yaşı çok büyük ondan, hem konumu itibarıyla sorun çıkardığı zaman dermiş ki hadi kalkın ona bir gidelim ziyarete. Ya o sana gelsin yani yeter derlermiş ya, her seferinde o sorun çıkarıyor sen onun ayağına gidiyorsun falan. O da dermiş ki yani bu aslında hani çok özel bir hatıra. Fakat arkadaşlarımıza faydası olacağını düşünüyorum. Bana çok faydası oldu. O da dermiş ki ya şu anda bir tane imtihanımız var. Allah bunu baş etmeyi nasip etsin bize. Yani bak bir tane, ya alıştığımız bir imtihan yani. Biliyoruz bunu. Huyunu biliyoruz. Suyunu biliyoruz. Hani Allah başka dert vermesin. Dünyada olan bitene baktığımız zaman hocam,
yok yaşlımız huysuzmuş, yok işte annemiz işte her Evet. şeyi söylüyormuş falan. Söyler yani, o bizim annemiz babamız, söyler, ne yapalım. Evet, canımız sıkılır, tamam, çık yürüyüşe çık. Ondan sonra ne bileyim yani, bir arkadaşını ara, kahve iç, otur kahve iç. Onun telafisi var yani. Telafisi var. Bu tip durumlarda da hocam, yaşlılar tabii sütten çıkmış ak kaşık değiller, ben biliyorum. Çok zorlayabiliyorlar gençleri. Gençlere diyorum ki, yaşı genç olanlara, o yaşlılara kısmı oranla. Yani bunların yanına giderken biraz böyle donanımlı gidin. Repertuar yapın diyorum yani. Nedir mesela, işte neyle ilgileniyor, ne dikkatini çekiyor, işte ağrılar, sızılar, kireçlenmeler, işte uykusuzluk, ne bileyim yani, bir takım sorunları var bunların. Mesela bunlarla ilgili yeni bir ilaç, yeni bir tavsiye, yeni bir şey öğrenin. Ondan sonra neyi merak eder, mesela yemek tarifini mi sever, örgü tarifini mi sever, alışveriş mi sever, neyi severse onunla ilgili bir bilgi. İşte ne bileyim yani, köyünü mü merak ediyor, köyle ilgili bir gelişme, bir haber. Yani böyle bir hazırlık yap yani. Şunları anlatırım ona de. Ve o seni meşgul etmesin. Sen onu meşgul et. Yani orada yarım saat mi, bir saat mi oturacaksın? Sen konuş. Yani o tam kötü bir şeye çekecek konuşmayı, sen yeni bir konu aç. Yani biraz hani tedbirli ol anlamında. Çok Kolay güzel değil. tavsiye. Evet, yani bence bütün sorunlu insanlara bunu uygulamak gerekiyor. Çünkü şu var hocam, yani Allah darılmamıza izin vermiyor. Yani bakın, ben hep bunu söylüyorum, çok klişe oldu artık. Eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı, hatta meslektaşlarımızı bile bir ölçüye kadar biz seçiyoruz. Ama ailemizi biz seçmiyoruz. Yani eşlerimiz hariç akrabalarımızı, içine doğduğumuz ailemizi biz seçmiyoruz. Evet. Kim seçiyor? Allah seçiyor. Kaderimiz belirli. Tasavvuf büyükleri diyorlar ki hocam, bir insanın Allah'tan razı olması iki konuda olur. Bir, kendisi için takdir ettiklerine razı olacak. İki, kendisi için indirdiği şeriata razı olacak. Gönderdiği peygambere razı olacak. Meşhur bir duası var Peygamber Efendimizin. Radditu billahi Rabben. Rab olarak Allah'tan razıyım demek. Ne demek bu yani? Benim Rabbim olarak, ya Rabbi ben senden razıyım. Beni terbiye eden Yani senden razı. beni nasıl, nerede yarattıysan, hangi konumda yarattıysan, hangi insanların akrabası kıldıysan, şimdi bu akrabalarımızı, dayımızı, amcamızı, kuzenlerimizi, halalarımızı, teyzelerimizi biz seçmiyoruz. Allah bizim için seçiyor. Ve hiçbir şekilde bunlarla darılmamıza razı değil. Kaç tane ayet ve hadis var? Eğer bunlarla darılırsak bir felaket. Yani sıla-i rahim arşa yapışıyor. Kıyamete kadar kendisini kesene beddua ediyor diyor Peygamberimiz. Böyle bir tehdit de var yani. Dolayısıyla benim bunlarla geçinmemi istiyor Allah derler. Düşünebiliyor musunuz? Bu nasıl bir mektep? Bu nasıl bir eğitim süreci? Bu nasıl bir tekamül süreci, fırsatı? Yani oradan, ha tabii, kötüye kullanırsan, bunu doğru kullanamazsan, oradan çok yaralanmış, çok travmatize olmuş, moda tabirle, efendim ne bileyim, çok şey de çıkabilirsin yani. Çok kötü de çıkabilirsin. Şimdi bugünümüzün bu bence çağdaş insanı, modern insanı hocam, şeyi istemiyor. Size hiç söz hakkı vermiyorum ben ya. Beni çağırdınız işte, Hocam, böyle oldu dedim. hocam ama hayır, ben hususi olarak sizi dinlemeyi çok sevdiğimiz için hepimiz yani Tamam, şunu da görmek anlatayım da istiyoruz. diğer arayayım da. Görmek istiyoruz. Lütfen hocam, buyurun. Günümüzün insanı işte çok ben merkezli ve hani onun mutlu olması lazım ve bir tek burası var mutlu olacağı yer. Burada mutlu olacak yani. Hiç zaman kaybetmek istemiyor. Hiçbir engele takılmak istemiyor. Ve işte psikoloji de bunu biraz körüklüyor bence Evet. hocam. Yani. Çağdaş psikoloji. Bu kopyala yapıştır psikoloji var ya, ben ona öyle diyorum. Kopyala yapıştır, yani Amerikan halkına Evet. uyarlanan şeyi geliyor bize uyarlıyor. Hiç süzgeçten geçirmeden yani. Ne çıktı? Toksik ilişkiler. Toksik diye bir tabir çıktı hocam. Toksik yani zehirleyici. Yani işte aileler, iyi aile yoktur diye kitap yazıldı biliyorsunuz. Evet, İyi evet, evet. aile yoktur diye kitap yazıldı yani. Bütün anne babalar toksik, akrabalar toksik, işte hatta yani eşler toksik, yani herkes toksik.
Ama mesela aynı psikoloğa gidip patronunuzla geçinemediğinizi söylediğinizde patron toksik orayı bırak diyor mu? Demiyor hocam. Onunla nasıl geçineceğinizi anlatmaya çalışıyor. Yani bu da kapitalizme hizmet ediyor. Farkında mıyız biz Kesinlikle. bilmiyoruz yani. Yani büyük şirketler, büyük bu dünya düzeni yolunda gitsin. Yani nasıl diyeyim? Büyük şirketlerin, büyük para babalarının daha çok kazanmalarını engelleyenleri bertaraf edelim. Bütün insanları oraya uyumlu hale getirelim. Bununla ilgili ben artık bunlara komplo teorisi demiyorum. Yani gerçekten ciddi ciddi bu konuların hem akademik araştırmalarla kendi yani tırnak içinde ünlem desteklendiğini, hem felsefeyle hem sanat, müzik, sinema vesaire roman gibi yapıtlarla bu yolun açıldığı kanaatindeyim. Yani biz Allah'ın kitabına bakalım, Resulünün yoluna bakalım. Çünkü bizim rahmet ve mağfirete ihtiyacımız var. Ve büyükler yani o bir de şöyle bir kanaatim var hocam acizane. Geçmişimizle barışmazsak geleceğe huzurlu bir şekilde aktaramıyoruz kendimize. Yani işte babaannem bana şöyle yaptı, dayım da böyle yaptı, işte benim de hakkımı yediler, işte ne bileyim ailemde şöyle oldu böyle. O sorunları çözmemiz, onları affetmemiz gerekiyor. O olanları affetmemiz, onlarla iç dünyamızda barışmamız gerekiyor. Ben acizane Esma-i Hüsna çalışırken bunu başarmak kelimesi çok iddialı olur da büyük ölçüde yani bana bunun lütfedildiğini düşünüyorum. Çünkü şunu gördüm hocam. Şimdi mesela mağfiretten bahsettik, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın bu mağfiret ifade eden yani bağışlama ve kusurların örtülmesini ifade eden isimlerinin size tecelli etmesi için sizin önce insanları bağışlamanız gerekiyor. Mesela sizin tevbelerinizin kabul edilmesi için insanlar sizden özür dilediğinde kabul eden bir kişi olmanız gerekiyor. Bunları Esma-i Hüsna alimleri zaten yazıyorlar. Bu ismin bir Müslümanda tecelli ettiğinde ahlakının nasıl olacağını. Bir de hocam beni en çok bu konuda etkileyen Nur suresinde İfk hadisesinin anlatıldığı bölümde Cenab-ı Hak biliyorsunuz işte uzatmayayım. Hazreti Ebubekir'le ilgili olarak Hazreti Ebubekir'den Mıstah'ı affetmesini istiyor. Ve 22. ayette Ela tuhibbune en yağfirallahu lekum diyor. Burada da mağfiret geçiyor. Allah'ın sizi mağfiret etmesini istemiyor musunuz? O halde siz insanları mağfiret edin. Yani ben anama kırgın, babama kızgın, dayıma küskün, ötekini toksik, berikini bilmem ne işte bulacağım. Hepsiyle problemim olacak ve ben mutlu olacağım onları uzaklaştırınca. Bu mümkün değil hocam. Batıda da mümkün değil. Yani siz ateist biri olsanız da mümkün değil. Öbür dünyaya inanmasanız da mümkün değil. Yani insanın kendi kökleriyle ilişkisini keserek kendisini yükseltmesi mümkün değil. O köklerle sağlıklı bir ilişki içinde olması gerekiyor. Onun için hani onların şunu yaptılar, bunu ettiler, oralara çok takılmadan yani onları da şöyle affediyorum ben. Çok zor şartlarda yaşamışlardı. Çok zordu gerçekten şartları. Başka türlü yapamazlardı. Öyle gördüler yani. Kendi Öyle gördüler, büyüklerinden de öyle o büyüdüler. tarz bir muamele gördüler büyük ihtimalle. Yani tabii bu her Hayat aileye göre şartlarının değişir. zorluğu Her değişir. aileye göre değişir ama onlar yani en müreffeh aile için bile şunu söyleyebilirim. Oraya bizim gibi bir miras yedi olarak gelmediler büyük çoğunluğu yani. Dişleriyle, tırnaklarıyla kazıyarak, çalışarak çok büyük fedakarlıklarla, tutumluluklarla geldiler. Şimdi bizim maddi manevi o mirası böyle har vurup harman savurduğumuzu görüyorlar. Ve tabii ki bundan çok şey oluyorlar, çok yani dehşete kapılıyorlar. Dehşete kapılıyorlar. Onu da anlamak lazım. Onlara böyle işte çok hani güçlerine gitmesin yaşlarımızın ama çok da böyle takılmamak lazım söylediklerine. Bir de tabii yaşlılara da ayrıca nasihat etmek lazım. Biz vaizlerin, vaiz arkadaşların yaşlılara da nasihat etmesi lazım. Peygamberimizin meşhur bir hadisi var. İşte diyor ki etrafınızda birisi yardıma muhtaç olduğu zaman ona yardım edin.
Birisi diyor ki ya Resulallah bir malım yoksa yardım edecek diyor. Nasıl edeceğim diyor. Diyor ki bedeninle yardım edersin. Bedenen yardım edersin. Ben bunu şöyle örnek veriyorum. Mesela bir ailede birinin çok kalabalık bir daveti olduğunu biliyorsunuz. Ona malınızla yardım edin. Yani deyin ki börekler benden. Deyin Evet. mesela. Malın yok, alamayacaksın börek. Deyin ki ben sana bir gün önce gelip yardım ederim. Dolma sararım. Deyin mesela. Bedenen edin. Adam diyor ki peki bedenen de yapacak imkanım yoksa diyor. Peygamberimiz diyor ki o zaman etrafındakileri yardım etmeye teşvik edersin. Çok güzel uyuyor benim örneğe. Börek alamıyorsun, gidip yardım da edemiyorsun. Kızına, torununa de ki ya bak yengenin böyle bir daveti var. Bir gün önce gidin bir şey lazım mı diye sorun. Hani bak çok iyi olur de teşvik et etrafındakileri. O soru soran sahabeden Allah razı olsun diyor ki peki diyor sözümü geçirecek kimsem de yoksa diyor. Şimdi tam bugünkü yaşlılar. Evet. Bakın malınla yardım edemiyorsun. Bedeninle yardım Evet. edemiyorsun. Sözün de geçmiyor. Peygamberimiz diyor ki o zaman iş çıkarma bu da bir yardımdır. Ya. İş çıkarma yani. Hani bir desteğin yok. Bari bir de seninle uğraşmasınlar. Hani şöyle azıcık bizim de hocam o yaşlığın eşiğinde olan bizler biraz susmayı öğrenmemiz lazım. Her Evet. ağzımıza geleni söylememeyi, eğer zaten kendimizi tutmayı başarmışsak geçmişten beri, şimdi de bunun sırası yani. Evet. Efendim, o gençleri böyle yargılayacak, eleştirecek, sürekli kusur arayacak pozisyonda olmamamız lazım. Kalem suresinde uzak durulacak insanları anlatırken Rabbimiz ve la tuti kulle hallafin mehin diye başlayan bir bölüm vardır. Bir tanesi de hemmaz orada geçen sıfatlardan. Biri gençlerle bir gün konuşuyordum. İşte hemmaz da dedim çok kusur arayan. Bu çok kusur arayanlardan da uzak durun diyor Allah. Gençlerden biri dedi ki aa annelerimiz dedi. Yani onlar da kusur aramayın. Ne oldularsa oldular. Yani bir çocuk 20-25 yaşına geldiyse o artık ne olduysa oldu. O günden sonra mı öğreteceksin temizliği, düzeni, titizliği veya ne bileyim yani kişisel bakımını veya hayatıyla ilgili, başarıyla ilgili bir şeyleri, çalışkanlığı vesaire. Yani o güne kadar ne yaptıysan yaptın yani. Ondan sonra onunla birlikte o senin kaderin. Yani onunla birlikte zevk almaya bak. Hayatın tadını çıkarmaya bak. Onun hoş yönlerine odaklan. Bu da vasfahu kelimesiyle Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Fa'fu vasfahu. Bu vasfahu'yu bizim tefsirlerimiz, meallerimiz hep böyle fa'fu affedin demek zaten. Vasfahu'yu da bağışlayın falan demişler. Bence hocam safaha kelimesi ya bunun kökü. Yeni bir sayfa açın. Öyle Evet. anlıyorum ben bunu. Yani affedin, onlara bakmayın kusurlarına. Bir de yeni Safhaya geç. bir sayfa açın ya. Arka tarafa geçin yani. Onlarla çay içmek keyiflidir. Onlar seni alırlar, sahilde bir yere götürürler. Babaannelerini, anneannelerini, onun tadını çıkar. Ne bileyim gizli gizli bir takım aranızda kalan bir takım şeyler olsun. Küçük harçlıklar verin, bir şeyler yapın. Yani devam, sen mi eğiteceksin artık bu yaştan sonra onları? Hani güzel örnek olmaya bakın. Yaşlılarımız da bir anti aging şeyine düştük hocam, derdine. Yani Biliyorlar. yaşlı kalmadı ortada. Herkes spor salonlarında, herkes ölmemek için veya işte kırışmamak için büyük bir çaba içerisinde. Böyle hani örnek alınacak ağırbaşlı, vakur, elinde Kur'an'ı, tesbihi, böyle hayatın imbiğinden geçmiş, işte böyle hikmetli sözler söyleyen bir aile büyüğü de olmayı Çok iyi. bilmek lazım Evet. yani. Yani hiç kırışmayacağım diye bu kadar çaba sarf etmek yerine bence arkamızda böyle bir isim bırakmak. Yani camın önünde başında namaz tülbentiyle elinde musafıyla sabah namazından sonra oturan bir anneanne babaanne hiç görmeyecek bu yeni nesil. Yani buna da üzülüyorum. Bir saat oldu neredeyse hocam. Evet. Evet. Hocam yani öyle güzel gitti, öyle güzel aktı ki hiç müdahale etmek istemedim gerçekten. Bir de çok yönlü oldu. Yani büyüklerimize güzel davranarak Allah'ın rahmetini üzerimize celbetmek için anlattınız. Onun dışında zor büyüklerle nasıl baş edeceğimize dair yani yine Sıkıntılar gene oradan çok da rahmet, basit değil ama oradan da evet kolay değil. Ama belli tiyolar vererek oradan da
Çünkü hakikaten öyle. Yaşın ilerlemesi o kişinin kendi hayatına zorluklar getirdiği için de kendisi zor bir karakter olmasa bile yani Evet. kolay olmuyor. Bir kere nesil farkı artık kardeşlerin arasında söz Evet. konusuyken anne, baba bir de anneanne, dede, büyüklerle hakikaten kolay değil. Ama hocam bir taraftan da yani son bahisleriniz yani aslında yaşlılarımızdan bahsederken, onlara nasıl davranacağımızdan bahsederken kendi yaşlılığımızı da düşünerek Evet. yani hep ben hani ona da dua etmeye başladık. Artık bizim Evet. yaşlarımız da o yaşlar. Hani sevilen, sayılan güzel yaşlılar olalım. Evet, Ben amin. hocam hep söylerim yani hanımlara, yaşlı hanımlara, cemaatimize yani ağzınız dualı olsun. Evet. Yani Allah Allah diye ölebilmek için daha yaşarken Allah Allah demek lazım. Yani su getirsin, dua edin. Şunu yapsın, dua edin. Ağzınızı duaya alıştırın ki onlarla aranız güzel olsun. Seve seve, isteye isteye yardımınıza koşsunlar. Tabii bunlar önemli. Ağzı dualı büyüğe ihtiyacımız var. Hani hadis-i şerifte var ya hocam. Sünnet-i seniye üzerine yaşamış, başına aklar düşmüş bir acuzun ya da acuzenin diyelim Allah dualarını kabul ediyor yani. Evet. Böyle bir müjde var. Yani eğer bizler büyüklerimiz de öyle olsun, bizler de öyle olalım, gayretimiz o yönde olsun. Duaya çok ihtiyacımız var. Yer gök dua. Hocam bir de mesela birkaç kardeş oluyor ailede. Evet. Bir tane yaşlı oluyor. O bir yaşlı bu birkaç kardeşi sen bak ben bak sen bak ben bak kardeşler birbirine düşüyor. Böyle durumlarda hararetle şunun altını çiziyorum. Kendinizin tek çocuk olduğunu düşünün lütfen. Ne güzel tavsiye hocam. Deyin ki ben tek çocuğum. Yani Çünkü öyle düşünün. herkes kendinden sorumlu. Her, Evet. o tek çocuğun anne babası o. Tek tek baktığımız Evet, evet. zaman. Yani Bir. İkincisi diğerleri de yani ben diyelim ki annemle yaşadım hani onunla ilgilendim. Diğerleri de o annesinin yanında beraber yaşayan kardeşe destek olsunlar. Yani evet. ben mesela benim büyük halalarımdan biri 5 tane çocuğu vardı hocam. Elinde bir çantayla bir James Bond çantası vardı hiç unutmuyorum. Gider 2 ay birinin yanında 2 ay birinin yanında 2 ay. Yani bir insanın yaşlılığında bir yatağının olmaması, bir dolabının olmaması, bir çekmecesinin olmaması, bütün eşyalarının bir çantada, bir el çantasında olup bir oraya, bir oraya, bir oraya gitmesi ne kadar yazık, ne kadar korkunç bir şey. Yani bunlardan bir tanesi de diyemedi ki ya anne sen benim yanımda yat, biz yani beraber yaşayalım. Hani ötekiler de destek olsunlar. Mesela ben bunu söylüyorum. Yani mesela diyelim bir kardeş aldı anneyi, babayı bakıyor. Diğerleri ona haftada bir gün yardımcı ayarlasın. Ne Evet. bileyim yani arada arabası varsa alsın gezmeye götürsün. Yani bir jestler yapsın. Onun hayatını biraz ferahlandırsın. Maddi olarak veya mesela hastanesini, doktorunu biz kardeşimle böyle çok güzel paylaşırdık. Yani bazı annemin mesela işitme sorunu vardı. O işleri hep kardeşim yapardı yani. Ben hani onunla ilgili bir problem olduğunda hemen onu arardım. Bu da benim için bir konfor. Yani bütün Kesinlikle. hastalıklarıyla aynı kişinin uğraşması zor olabilir. Dolayısıyla böyle iş bölümü, böyle paylaşma. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde çok uzun bir bölüm. Yaptığımız iyiliklerin zayi olmaması için onun başa kakılmaması ve arkasından bir eziyet ve başa kakmanın gelmemesi gerektiğini söylüyor. Bu asla bir yani bir yaşlıyla ilgilenmek hocam bizim hava atacağımız bir şey değil yani. Allah'ın bize nasip ettiği bir şans yani bir lütuf öyle görülmesi lazım diye düşünüyorum. Hocam Ama yer zor yer. tabii kolay değil gerekiyorsa yardım alsınlar. Sınır Evet. çizmek çok önemli. Nasıl ki çocuklarımıza, eşlerimize, iş arkadaşlarımızla aramızda sınırların korunması hayati önem taşıyorsa anne babamızla da öyle. Onlarla da sınır çiz. Onlar da bizi yani emir eri, hazır asker böyle her istediği tepesinde boza pişirebilecekleri biri olarak görmesinler. Yani bunun için Evet. de sınırların korunması lazım. Sınırlar konusunu arkadaşlarımızın çok dikkate almasını tavsiye ederim. Evet, yani rahmete, mağfirete nail olabilmek için bizim de rahmet
dağıtmamız gerekiyor. Odaklı İyilik, olmamız lazım. rahmet, Rahmet odak. odaklı. Aynen Rahmet öyle. odaklı. O, aynen öyle. Bunu anlıyorum. Ve sadece kendi büyüklerimiz için değil, toplumdaki diğer büyükler için, toplumun ihtiyarları için de, yani sadece aile büyüklerimiz, yakınlarımızda olanlar için değil, hepsi için. Çünkü hani mazlumların, hocam, masumların, hani diyor ya Efendimiz, içinizdeki beli bükülmüş ihtiyarlar, Evet. süt yiyen emzikliler, efendim Evet. söyleyeyim, otlayan hayvanlar hürmetine azap Evet. edilmez. Yani Evet. rahmetin nerelerden Evet. geleceğini bilirsek aslında kendimizi eğitmemiz, belki bazı konularda sabır içinde olmamız, bazen de sizin az önce söylediğiniz çözüm odaklı düşünmemiz ve inşallah dengeyi bulmamız Evet. gerekiyor. Vallahi hocam, akıp gitti zaman, bir saat demiştik, bir saat Evet. oldu, biz dinlemeye doymadık ama sizi de daha fazla yormak istemiyorum. Çok Çok teşekkür ederim. güzel bir sohbet oldu hocam. Yani hem tecrübelerinizden yine istifade etmiş olduk. Bir de hep genelde bu konu şöyle anlatır. İşte büyüklere şöyle davranmak lazım, böyle davranmak lazım, böyle rahmetle kavuşmak lazım. Ama siz madalyonun öbür tarafını çevirdiniz. Sağ olun, var olun. Zor olsa bile hani şöyle şöyle somut çözümler önerdiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Estağfurullah hocam. Her Ben de zamanki gibi. teşekkür ederim. Sağ Allah olun, kabul var olun. Bizi edersen. kırmadınız bu yolculuğumuzda. Estağfurullah hocam. Her zaman. Dua edin hocam, dua edelim. Hem Evet. kendimiz için, hem toplumumuz için. İnşallah Amin. biz de istifadeli olalım. Bu yaptığımız çalışmalarda hem bize hem toplumumuza Evet. inşallah Evet hocam. istifadeler getirsin. Çok teşekkür Peki. ediyorum. Ben teşekkür Hayırlı ederim hocam. akşamlar Hayırlı geceler. diliyorum kıymetli hocam. Allah'a emanet olunuz. Sağ olun, Görüşmek üzere. var olun.